Bugünkü ders meşakkatli bir mesele. Hazreti Ali Efendimiz'i anlatmak. Çünkü hakkında en çok rivayet bulunan kişi Hazreti Ali Efendimiz. Hatta Ahmet İbni Hanbel'in söylediğine göre Allah Resulü'nün de en çok zikrettiği sahabe Efendimiz. Çünkü 5 yaşından beri yanında olunca Hazreti Ali Efendimiz'in hayatını incelemek, tahkik etmek, oradan dersler çıkarmak. Yani o koskocaman okyanusu bizim gibi böyle bir dar kaba sıkıştırmak pek mümkün olmayacak ama bir yerden başlamamız gerekecek. Şimdi çok özel bir yeri var Hazreti Ali Efendimiz'in. Biz rivayetlerden bunları anlıyoruz. Anlayalım diye birlikte rivayetleri zikredelim. Hatice annemizin Resulullah Aleyhisselam ile evliliğinden önce 3 tane oğlu vardır bilirsiniz. Oğullarının birisi Hint bin Ebu Hale. Şimdi Hint bin Ebu Hale sürekli Allah Resulü zamanında onun yanında. Hiç ayrılmıyor yanından. Daha sonra Efendimizin vefatından sonra da Hazreti Ali'nin yanından hiç ayrılmıyor. Sıffın savaşı oluyor. Birazdan hepsini ayrıntılı göreceğiz. Orada biri ayrılmıyor. Soruyorlar ya Ebu Hale. Nedir bu? Hazreti Ali'nin arkasından neden hiç ayrılmıyorsun dediklerinde Allah aşkına siz duymuyor musunuz diyor. Ondan Resulullah'ın kokusu geliyor. Hiçbiriniz işitmiyor musunuz diyor. Bir gün Medine'de Mescid-i Nebevi inşa edilince Allah Resulü Aleyhisselam Enes bin Malik'i gönderiyor. Diyor ki hadi git o Mekke'deki muhacirlerin büyüklerini çağır. Medine'deki Ensar'ın büyüklerini çağır. Muahat denilen Allah Resulü ne ilan edecek hepsini? Kardeş ilan edecek. İbn-i Sad'ın rivayetine göre 50'ye 50, başka rivayetlere göre 83'e 83 kişi kardeş ilan ediyor. Herkes kardeş ilan ediyor ama bir kişi açıkta kalıyor. Hazreti Ali Efendimiz. Ağlayarak Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah, benim layık görmedin, başkasının bana layık görmedin nedir bu hal deyince ya Ali, sen benim kardeşimsin diyor. Orada dahi Hazreti Ali Efendimiz'i başkasına vermiyor. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz Allah Resulü'nün yanına gidiyor, bir bakıyor açlıktan iki büklüm olmuş. Hiçbir şey konuşmadan çıkıyor huzurdan. Ey Ali diyor, o açken bu haldeyken sen nasıl bir şey yapmazsın deyince hemen pazara gidiyor. Bakıyor ki birisi böyle hurmaları sandık sandık dizmiş. Anlaşıyor adamla şu hurmaları taşırsam bana ne kadar hurma verirsin deyince ama öyle bir canavliyle taşıyor ki o hurmanın taşınacak hasırları elini paramparça yapmış. Alıyor söz verilen hurmaları Allah Resulü'nün huzuruna gidiyor. Efendimiz hurmaları görüyor, mutlu oluyor. Birden gözleri Ali Efendimiz'in kanlı ellerine ilişiyor. Öyle olunca da bir üzülüyor. Hazreti Ali Efendimiz ellerini saklamaya çalışıyor. Ey Ali diyor, sen beni sevdiğin için bunları yaptın değil mi? Vallahi ben de seni çok seviyorum diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Oturup hurmaları yiyorlar ama Allah Resulü'nün gözleri sürekli Hazreti Ali Efendimiz'in kanlı ellerinde olunca Hazreti Ali Efendimiz diyor ben dikkati dağıtayım bir şekilde. Yediği hurmaların çekirdeklerini Resulullah'ın önüne koyuyor. En son hurmaları yiyince ya Resulallah ne kadar acıkmışsın, ne kadar çok hurma yemişsin meğer diyor. Efendimiz Aleyhisselam da ya Ali sen benden daha çok acıkmış olmalısın ki hurmaları çekirdekleriyle birlikte yemişsin diyor. Bir tane daha bu noktada bir rivayet var. Belki biraz zayıf bir rivayet olabilir ama ben bahsedeyim. Özü doğrudur inşallah. Yine böyle bir gün hurma meselesi oluyor. Bu sefer de iftarı beklerken Efendimiz Aleyhisselam ile Hazreti Ali Efendimiz aralarında şakalaşıyorlar. Şakalaşırken Allah Resulü diyor ki ya Ali sen çok acıkmışa benziyorsun. Dayanamayacaksan ye şu hurmalardan deyince Hazreti Ali Efendimiz daha iftar vakti gelmeden elini hurmalara doğru uzatıyor. Efendimiz Aleyhisselam tutuyor elini diyor ya Ali ne yapıyorsun diyor. Ya Resulallah biz bu işi senden öğrendik. Sen ne diyorsan odur diyor. Subhanallah. Böyle bir sadakat, böyle bir itaat şimdiki algılarımıza ne kadar da uzak. Allah Resulü Aleyhisselam hem Hazreti Ali'ye hem onun eşi olan kızı Fatma'ya çok düşkün. Sabahları sürekli evlerinin önüne gidiyor ve onları namaza kaldırıyor. Bir gün yine evlerinin önüne gidiyor diyor. Hadi diyor hadi namaza kalkmayacak mısınız deyince Hazreti Ali Efendimiz belki hayatında ilk kez ve son kez yapacağı bir şey yapıyor. Resulullah Aleyhisselam'a bir cevap veriyor. Diyor ki ya Resulallah eğer Allah bizim kalkmamızı murad etmişse biz zaten namaza kalkarız diyor. Efendimiz Aleyhisselam hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp gidiyor. Hazreti Ali Efendimiz üzülüyor tabii. Nasıl diyor yani ben böyle bir cümle nasıl ettim diyor. Arkasından bakıyor hafifçe ellerini dizine vurduğunu bir de bir ayeti zikrettiğini duyuyor. Ayet ne biliyor musunuz? Kehf suresi 54. ayet. İnsan tartışmaya, konuşmaya, cevap vermeye pek düşkün bir varlıktır. Yani bizler birisinin hakikat bile olsa bir şey söylediğinde karşılık vermeye biraz kendimizi fazla kurmuşuz. Bugün karşılık verme günü değil dostlar. Bugün bu hakikatleri sinesine alan, kabul edebilen ve onlara benzeme çabasında olan inşallah onlara da komşu olur. Ama her birisine muarız bir yapıda o neden, şu neden, bu neden diye aklın ermeyeceği noktalara kadar muarız davranmak bugün bir insanı
yağmurda kuru halde bırakabilir. Bugünkü dersin inceliği nedir biliyor musunuz? Emre itaatteki inceliği aklın içtihatına, kendince yaptığı çıkarımların önüne geçirebilenlerin bir manevi sofrası bugünkü ders. Dersimize başlayalım. Hazreti Ali Efendimizin doğumu diyelim. Doğumu miladi 600'dür. Vefatı da miladi 661'dir. Ama bunu hicri takvime çevirdiğimizde tam 63 yıl yaşamış demektir. Kim gibi? Aynı Resulullah Aleyhisselam gibi. Niye? Çünkü vefat sırasında bile haddi aşmamışlar. Hazreti Ali Efendimizin amcasının oğludur ve ileride damadı da olacaktır. Ali Efendimizin annesi Fatma binti Esed. Kim oluyor biliyor musunuz Fatma binti Esed? Allah Resulü'nün 8 yaşından sonra büyüdüğü ev oluyor. Allah Resulü Fatma binti Esed için diyor ki annemden sonra annem diyor. Çünkü 8 yaşından sonra çocukluğu Fatma binti Esed ve Ebu Talib'in evinde geçmiş Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Hatta Fatma binti Esed Ali Efendimiz'den sonra iman edecektir. Ve Allah Resulü onun vefatında kendi gömleğini kefen edecektir. Fatma binti Esed'e bu kadar değer verir. Hazreti Ali Efendimiz doğduğunda Fatma binti Esed annemiz kucağında Kabe'ye getiriyor, isim koyacak. Allah Resulü diyor ki, ya Fatma ne koyacaksın isim? Esed koyacağım diyor. Gel diyor, sen bu isme Esed koyma da Ali koy diyor. Ve Hazreti Ali'nin ismini koyan da Allah Resulü Aleyhisselam oluyor. Künyesi Ebu Turab'dır. Daha başka kendisine verilen mahlaslar da vardır. Onları da işleyeceğiz. Baba adı Ebu Talib bin Abdülmuttalib. Ama bu aslında künyesidir. Kendi isminin Şeybe veyahut İmran olduğu söylenmektedir. Kardeşleri vardır. Talip bir kardeşidir. Akil. Başka bir kardeşidir. Biliyorsunuz Akil'i. Mekke'deki vakalardan tanıyorsunuz. Akil amadır aynı zamanda. Gözleri görmüyordur. Cafer isminde bir abisi vardır. Kızlardan ise Ümmühani ve Cümane isminde kardeşleri vardır. Rivayetlerde en büyük kardeş Talip haricinde diğerlerinin hepsinin iman ettiği geçmektedir. Hazreti Ali'nin iman ile tanışması. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz 5 yaşındayken Allah Resulü Aleyhisselam eşi Hatice ile görüşüyor. Diyor ki ya Hatice, bak Ebu Talip bize çok iyilikte, çok yardımda bulundu ama şimdi çok yaşlandı. Ben amcam Abbas'ı alayım, Ebu Talip'in yanına gideyim. Onun birer çocuklarını alalım, sahip çıkalım diyor. Daha sonra gidiyorlar. Amcası Ebu Talip diyor ki Akil'i bana bırakın diyor. Çünkü Akil ama ya, Ebu Talip onlara zahmet vermek de istemiyor. Cafer'i, ilerideki Cafer bin Tayyar'ı amcası Abbas'a veriyor. Hazreti Ali Efendimiz de 5 yaşında Allah Resulü'nün evine veriyor. Ve diyor ki, ya Hatice, ben öyle birini seçtim ki onu Allah benim için seçmiştir diyor. Hazreti Ali için beyanı bu. Hazreti Ali Efendimiz gözünü açar açmaz o evde iman buluşunca, o ev iman ile tanışınca, Efendimiz Aleyhisselam'a peygamberlik geldiğinde kendisi 10 yaşında oluyor ve o evde bir şeyler yaptıklarını görüyor. Yani namaz kıldıklarını görüyor. Gidiyor soruyor, diyor ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam siz ne yapıyorsunuz diyor. Efendimiz Aleyhisselam ona imanı anlatıyor. İmanı anlatınca diyor ki gidip benim bir babama danışmam lazım diyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Allah beni yaratırken babama mı sordu ki ben Allah'a kulluk ederken babama sorayım diyor. Subhanallah. Şu fetanete, şu zekaya bakar mısınız Allah aşkına? Daha sonra gidip Resulullah'ın yanına diyor ki ya Resulallah bana bir kez daha anlatır mısın deyince orada Hazreti Ali Efendimiz iman ediyor. İman ediyor, eve gidiyor. Allah Resulü çünkü tembihlemiş. Bak kimselere söylemek yok başta diyor. Eve gidiyor ama bir insanın içine iman girdikten sonra o insanın farklılaşması mümkün mü? Mümkün değil. Hazreti Ali Efendimiz'deki farklılığı annesi anlıyor. Annesi gidiyor babasına anlatıyor Ebu Talib'e. Babası da Hazreti Ali Efendimiz'i dinleyip alıp onu götürüyor Resulullah'ın yanına. Diyor ki ya yeğenim diyor böyle böyle ne oldu acaba diyor. Efendimiz Aleyhisselam orada ona da tebliğ ediyor. Ya amca durum budur. Gel sen de bu dine dön deyince Kureyş'in büyükleri bana ne der oğlum. Ama ben biliyorum ki siz doğru bir şey yapıyorsunuz der. Hatta devamında diğer oğlu Cafer-i Tayyar da iman edince sen çok doğru bir şey yapıyorsun ben sürekli sizi destekleyeceğim diye Ebu Talip de bir destekçileri oluyor. Hatta diyor ki oğullarına sakın Muhammed'in yanından ayrılmayın aleyhissalatü vesselam. O sizi asla ve asla kötülüğe götürmez diyor. İmanla tanışması da bu şekilde oluyor.